fırtına ağaçları köklerinden kopararak trafiği engelledi, bazı evlerin çatısı uçtu. Sağanak yağış dolayısıyla ise sokaklar ve evlerin bodrum katları suyla doldu. Kuzey Esen'e bağlı Verevezne Krajs'da bir avcı bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu can verdi. Olumsuz hava şartlarından uçak ve tren seferleri de etkilendi. Fırtınanın kuvvetli olması nedeniyle Frankfurt Havalimanı seferlerini bir süre durdurdu. Güney Esen'de ise bir süre elektrik kesintisi yaşandı. Tren seferleri ise devrilen ağaçlar nedeniyle sekteye uğradı. Fırtına Mainz Mombach'ta çöp değerlendirme halinin yanmasına sebep oldu. 250 ton ahşap maddenin ve 100 ton işletme atının yandığı olayda yaralanan ya da ölen olmadı. Tief Olivia adı verilen fırtına sadece Almanya'da değil, Batı Avrupa'nın hemen hemen tamamında etkili oldu. Fransa'nın Lyon şehrinde kamp yapmakta olan biri devrilen bir ağaç sebebiyle hayatını kaybederken, Hollanda'da yine kamp yapan biri hortum nedeniyle hayatını kaybetti. Olayda 4'ü ağır olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. Belçika'da ise fırtınadan dolayı 9 kişi yaralandı. Pazartesi günü de fırtına ve yağış Kuzey Renvesfalya, Aşağı Saksonya, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern ve Bremen eyaletlerinde kendini göstermiş, 3 kişinin ölümüne ve ağır maddi hasara yol açmıştı.